Oktay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. İlk 3 sıranın değişmediği ligde Türkiye 1065 hava aracı ile 9. sırayı aldı. Peki en çok savaş uçağı ve saldırı helikopteri olan ülkeler hangileri? Küresel Hava Gücü Ligi'nde öne çıkan filoları araştırdık. Las Vegas'taki elektronik fuarı CES'te en yeni uçan taksiler görücüye çıktı. Airport'un uçuş rotasında rengarenk pazarları, balıkçıları, sokakları, insanları, minibüsleri, köle adası ve safarisiyle Senegal'in başkenti Dakar'da keşfedilecek 7 nokta yer alıyor. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu yazar Mario Levi. İstanbul Havalimanı 2023 yılına da zirvede başladı. TAV Güvenlik Türk Hava Yolları'na hizmet vermeye başladı. Airbus ve Boeing'in 2022 performansı belli oldu. Airport başlıyor. Global Firepower, dünyada en çok askeri hava aracına sahip ülkeleri açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 13.300 araçla ilk sırada yer aldığı sıralamada Rusya ikincilikteki, Çin üçüncülükteki yerini korudu. Peki en güçlü hava kuvvetleri listesinde hangi ülkeler öne çıktı? Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Uçak ve helikopter sayısı kaç oldu? İşte dünyanın en güçlü savaş filoları ve Türkiye'nin bu tablodaki yeri. Dünya genelinde yaklaşık 48 bin askeri hava aracı yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri hava aracı sayısını 2022'ye göre 53 adet artırdı ve 13.300 adetle ilk sırada yer almaya devam etti. İkincilikte yer alan Rusya'daki hava aracı sayısı geçen yıla göre 9 adet arttı ve 4.182'ye ulaştı. Çin ise 2022'ye kıyasla 1 adet azalan 3.285 hava aracıyla 3. sırada kalmaya devam etti. Türkiye 2022'ye göre hava aracı sayısını 8 adet artırdı ve 1.065 adetle yine 9. sırada kendine yer buldu. Türk Hava Gücü'nde 158 adet F-16C ve 48 adet F-4E ile toplam 205 savaş uçağı yer alıyor. 110'u saldırı olmak üzere 478 helikopter, 83 adet nakliye uçağı, 270 eğitim uçağı, 7 adet tanker uçak ve 22 adet de özel görev uçağı ülkenin hava gücünü oluşturuyor. Küresel Hava Kuvvetleri sıralamasında ise 5.209 adetlik hava aracı sayısı ile Amerikan Hava Kuvvetleri ilk sırada yer alıyor. Amerikan Ordusu Havacılık Şubesi 4.328 adetle ikinci olurken, Rusya Hava Kuvvetleri 3.829 adet hava aracı ile üçüncü sırayı aldı. Türk Hava Kuvvetleri ise 618 hava aracı ile Küresel Hava Ligi'nde 16. oldu. Dünyada toplam 11 binin üzerinde savaş uçağı aktif olarak kullanılıyor. ABD'nin 1914, Çin'in 1199, Rusya'nın 773 adet savaş uçağı bulunuyor. Türkiye ise geçen yıla göre 2 basamak düşerek 205 savaş uçağı ile 15. sırada yer aldı. Avcı uçağı filosunda ABD 843 adetle ilk sırada, Rusya 744 adetle ikinci, Çin ise 371 adetle üçüncü oldu. Helikopter filosunda da ABD 5.584 adetle ilk sırada yer alıyor.
Rusya'nın 1531, Çin'in 913 helikopteri bulunuyor. Türkiye ise 2022'ye göre helikopter sayısını 4 adet artırarak 478 adetle 7.likteki yerini korudu. Saldırı helikopteri klasmanında ABD 983 adetle 1. sırada. Rusya 537 adetle 2., Çin 281 adetle 3. oldu. Türkiye 2022'ye kıyasla 3 adet artırdığı saldırı helikopteri filosunu 110'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin saldırı helikopteri filosundaki en önemli gücünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ imalatı T-129 ataklar oluşturuyor. Silahlı kuvvetler envanterinde 70'ten fazla atak helikopteri görev yapıyor. Askeri nakliye uçağı sayısında 962 adetle yine ABD başı çekiyor. Rusya'nın 444, Çin'in 288 adet nakliye filosu var. Türkiye ise geçen yıla göre 2 adet artırsa da 81 nakliye uçağı ile küresellikte 9'unculuğa geriledi. Türk Hava Kuvvetleri filosundaki Koca Yusuf A400M'ler hava gücünün önemli unsurunu oluşturuyor. Global Firepower, ülkelerin askeri gücüne bu yılda insansız hava araçlarını dahil etmedi. Türkiye son dönemde İHA'lar konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 ile Akıncı Taarruzi insansız hava aracı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi imalatı Anka ve Aksungur, yurt içi ve yurt dışında önemli görevler üstleniyor. Bunlara ilk uçuşunu yapan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ile imalatı süren Anka 3 de eklenecek. Rengarenk pazarları, balıkçıları, sokakları, insanları, minibüsleri, köle adası ve safarisi. Airport bu hafta Afrika'nın en batı ucunda yer alan Senegal'in başkenti Dakar'ı keşfe çıkıyor. Dakar seyahatimiz İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Türk Hava Yolları ile gerçekleşen uçuşumuz yaklaşık 8 saat sonra Dakar Blaise Diagne Havalimanı'nda sona eriyor. Afrika'nın en batı noktasındaki Yeşilburun Yarımadası'na kurulu olan Dakar yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip. Dakar'a 1400'lü yıllarda ilk olarak Portekizliler gelmiş. Daha sonra Hollandalılar ve Fransızlar bölgeyi ele geçirmiş. 1862 yılında inşa edilen liman şehrin önemini daha da artırmış ve Avrupalı tüccarlar Dakar'a yerleşmeye başlamış. Fransızların inşa ettiği deniz üssüyle birlikte askeri yönden de önemi artan şehre Osmanlı Devleti 1909 yılında Fahri Konsolosluk açmış. Dakar, uzun süren Fransız sömürge yönetiminin ardından 1960'ta bağımsızlığını kazanan Senegal'in başkenti olmuş. Yıl boyunca sıcak havanın hakim olduğu Dakar'da görülmesi gereken 7 noktayı sizin için derledik. Geniş bir alana yayılan Dakar'da ulaşım taksiler, otobüsler ve minibüslerle sağlanıyor. Özellikle önlerinde Elhamdülillah yazan minibüsler rengarenk motifleriyle Afrika'nın renkliliğini yansıtıyor. Genellikle arka kapıdan binilen minibüslerde yolcuların tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi hiç kimseyi şaşırtmıyor. Dakar şehir merkezi sadece minibüsleriyle değil, pazarlarıyla da renkli görüntüler sunuyor. Şehrin dört bir yanında pek çok pazar yer alıyor. Hayat adeta bu pazarlarda yaşanıyor desek abartmış sayılmayız.
Şehrin en büyük ve en önemli pazarlarından biri ise Sangada. Dakar'ın eski şehir bölgesinde yer alan pazarda tekstilden elektronik eşyaya, meyve ve sebzeden hediyeliklere kadar her şeyi bulmak mümkün. Birkaç sokaktan oluşan pazarda yürümek oldukça zor. İnsan kalabalığına araçlar da eklenince yol almakta zorlanıyoruz. Kölelik, Senegal tarihinin en acı yıllarını temsil ediyor. Gore Adası ise kölelerin Amerika'ya taşındığı merkezlerden biri olmuş. 1776'da adada inşa edilen köleler evine kapatılan milyonlarca kadın, erkek ve çocuk 350 yıl boyunca buradan taşınmış. Şimdilerde müze haline getirilen köleler evi Senegal'in en ünlü tarihi yapılarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan müze bir dönemin en büyük acılarına tanıklık etmiş. Müzede kölelik dönemine ait eşyalar sergileniyor. Odalar da dönemin yaşatılması için olduğu gibi bırakılmış. 15 ila 20 kişi aylarca 7 metrekareden küçük bu odalarda tutulmuş. Daha sonra dönüşü olmayan kapıdan çıkarılarak gemilerle okyanus aşırı ülkelere gönderilmiş. Gore Adası, Afrika'nın içlerine kadar uzanan yolların ve nehirlerin kesişim noktasında yer almasından dolayı uzun süre köle ticaretinde çok önemli bir yere sahip olmuş. Adanın daracık sokaklarını keşfederken köle ticaretinin izlerinin yerini el emeği ürünlerini satmaya çalışanların aldığını görüyoruz. Adanın girişinden tepesine kadar her yerini adayı ziyarete gelen turistlere bir şeyler satmaya çalışan sokak satıcıları istila etmiş durumda. En çok ilgiyi de resimler ve takılar görüyor. Adanın tepesinde ise Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top yer alıyor. Denize hakim bir alana konuşlandırılan top kaç gemiyi batırmıştır kim bilir. Şimdilerde ise turistler için sadece bir obje konumunda. Balıkçılık Senegal için oldukça önemli bir sektör. Sabah saatlerinde okyanusa açılan balıkçılar akşam saatlerinde dönüyorlar. Kıyılar balıkçıları karşılamak için bekleyenlerle dolup taşıyor. Sumbedyun balık pazarı ise Dakar'ın en yoğun noktalarından. Pazara ev sahipliği yapan kıyı, kayıklar ve insanlarla adeta gökkuşağı gibi rengarenk bir şekle bürünüyor. Kıyı adeta film setini andırırken, irili ufaklı balıklar ise açık tezgahlarda alıcısını bekliyor. Balıkların satıldığı kıyının hemen yanında ise sürekli kurulan tezgahlar yer alıyor. Burada balıkların yanı sıra salata malzemeleri,
Camisi bulunuyor. Kapı ve pencereleri ahşap olan cami, ay yıldız ve Kur'an'dan ayetlerle süslenmiş. İlahiyat Camii farklı minaresiyle ilgi çekiyor. Dünyadaki en büyük bronz heykel olan Afrika'nın Rönesans anıtı, Mimar Pierre Gudabi tarafından çizilmiş. Kuzey Koreli mühendisler tarafından inşa edilmiş. Senegal'in Fransız sömürgesinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinin 50. yılı anısına 2010'da dikilen anıtın maliyeti 27 milyon dolar olmuş. Afrika'nın hoşgörüsüzlük ve ırkçılıktan kurtuluşunu temsil eden anıt, 49 metrelik boyuyla New York'taki özgürlük heykelinden daha uzun. Araç yolunun bulunduğu anıta dik merdivenlerle de çıkılabiliyor. Çeşitli organizasyonların da yapıldığı anıt bölgesi, Dakar'ı tepeden görebilecek en iyi yerlerden biri. Şehirde yer alan bir başka önemli ibadethane, Afrika Anısı Katedrali'ne geliyoruz. Oldukça sade bir mimariye sahip olan katedralin kum taşları Sudan'dan, tahta döşemeleri Gabon'dan, mermerleri ise Tunus'tan getirilmiş. Mimar Charles Albert Wurfleff tarafından tasarlanan katedral, 1936 yılında ibadete açılmış. Girişinde 4 adet heykel bulunan katedralin 2 kulesi var. Renkli vitraylarla süslü pencerelerden ışık alan katedralin 12 pencereli kubbesi ise ikonlarla süslenmiş. Halka açık olan Afrika Anısı Katedrali, Hristiyan mezarlığı üzerine inşa edilmiş. Dakar'da Afrika'nın olmazsa olmazlarından biri olan safari de yapılabiliyor. Bandiya Hayvanat Bahçesi safari için tercih edilen bölgelerden biri. Dakar'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan rezerv alanında bölgeye has bitki örtüsü ve Afrika'nın en çok sevilen hayvanları görülebiliyor. Vahşi hayvanlar eşliğinde sürdürdüğümüz safaride önümüze çıkan devasa bir ağaç ilgimizi çekiyor. Kutsal baobab ağacının Afrika ve Asya'nın tropikal bölgelerinde yetişen, yapraklarını döken türlerin ortak adı olduğunu öğreniyoruz. Ağacın biraz ilerisinde ise anaç bir deve kuşu yumurtalara tünemiş halde bize merhaba diyor. Senegallilerin en büyük hayallerinden biri de futbolcu olmak. Bu nedenle Dakar'ın birçok noktasında futbol oynayan ve antrenman yapan gençleri görmek mümkün. Özellikle kıyılar antrenman yapanlarla dolup taşıyor. Gündüz çok sıcak olduğu için sabah erken ve akşam saatleri tercih ediliyor. Böyle bir atmosferde batmaya başlayan güneş eşliğinde okyanus ve spor yapanların eşsiz birlikteliği kameramıza çok özel görüntüler sunuyor. Haftaya dünyanın bir başka noktasında buluşmak üzere. Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türk edebiyatına çok sayıda eser kazandırmış bir yazarı ağırlıyoruz. Mario Levi. Mario Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi çok sayıda eser dedim ama ben eksik saymışım. Galiba siz de saymak istemiyorsunuz. Evet. Ama yaklaşık 20'ye yakın. 19, 20'ye yakın. Evet, evet kitabınız evet. var. Evet. Okuduğum kadarıyla eğitiminizi tamamladıktan 5 yıl sonra eser vermeye başlıyorsunuz. O 5 yıllık da bir gizli yazarlık dönemi olarak tanımlanıyor. Doğru, çok iyi bir araştırma yaptığınız buradan anlaşılıyor elbette. Aslına bakarsanız üniversitenin ilk yılında, 1976 yılında ilk öykümü yazdım. Evet. Yazmasına yazdım da o işte dediğiniz gibi olgunlaşması, okurla buluşması bayağı bir zaman aldı. Evet, 1984'tür. 80 mezunuyum. 84'te ilk yazılarım yayınlanmaya başlamıştı. Vermeye başladı. İlk ürün vermeye başladı. Evet. Tabii bu hayat yolculuğunun
başlangıcı demeyelim ama edebiyat yolculuğunuzun başlangıcı evet, gibi. Evet, evet. Edebiyat yolculuğunun başlangıcı diyebiliriz evet. Tabii. Ben biraz daha şeye gitmek istiyorum. Biraz böyle hayat yolculuğunuz sizin tahayyüllerinizde ne zaman başlamış olabilir? Ne zaman kendinizi bir yaşamda yolculuğa çıkmış hissettiniz? Hatta ilk seyahatinizi, ilk aileden ayrılma hikayenizi, İstanbul gibi bir yerden farklı bir coğrafyaya gitme, orayı tanıma hikayenizi merak ediyorum. Vallahi aslında tabii çocukluğumdan başlayarak kendimi hep tanıma süreci içinde oldum. Ben tek çocuktum. Kardeşlerim olmadığı için haliyle böyle biraz da yalnız bir çocuktum. Onu söyleyebilirim ama tek çocukların bir de önemli bir tarafı vardır. Kendi kendilerine yetmeyi öğrenirler. Ve hayal kurmayı da öğrenirler aynı zamanda. Bir de tek başıma iken tabii sadece oyunlar değil, aynı zamanda meşgale diyebileceğim ne varsa onu bulmaya çalıştım. Tabii onların içinde kitap okumak vardı çok yaygın bir şekilde. Dolayısıyla aslında yolculuğum birazcık da kitap okumakla da başladı diyebilirim. Dünyanın farklı ülkelerine okuduğum romanlarda gidişlerim ve yine kurduğum hayaller birbirine eklemlendi. İlk ne zaman aileden ayrıldınız? Tek başınıza yolculuğa çıktınız. Tek başıma yolculuk. Evet. Tek başıma yolculuk. Şimdi onu söyleyeyim size. İlk tek başıma yolculuğum 1977 olabilir. 76 veya 77 olabilir. Üniversitedeydim. Paris'e olan yolculuğumdu. Nasıl bir yolculuktu? Neyle gittiniz? Şimdi uçakla gittim. Ancak şimdi biraz zor bir yolculuktu. Neden? Evet. Onu hemen size söyleyeyim. Şimdi birincisi ilk kez işte aileden ayrılıyorum, gidiyorum vesaire vesaire. Uzunca bir süre kalacağım orada. Öyle bir amaç var. Tabii o günlerde çok büyük sorunlar da vardı. Mesela hatırlar mısınız bilmem. Döviz sıkıntısı vardı ülkede. 600 dolardan fazla alamıyordunuz. Hatırlıyor musunuz onu? Hatırlamıyorum. Yani ne kadar hatırladığımı söyleyemem ama hatırlamıyorsunuz. O dönemleri evet. Ama o dönemleri en biliyorum. Azından 80 o 79'da tabii biliyorsunuzdur. Duymuşsunuzdur. Evet. Şimdi tabii bir de ailenin imkanları da çok geniş değildi. Dolayısıyla çok kısıtlı bir parayla gittim Paris'e. Ama güzeldi, benim için değişikti. Ama Paris önemliydi çünkü ben bir Fransız okulunda okudum. Ayrıca evde Fransızcayı öğrendim. Dolayısıyla aileden aktarılan bir Fransız kültürü vardı. Fakat Paris'e gittiğimde aslında birçok hayalin gerçekle bir alakası olmadığını gördüm. Yani ve çok sert bir şehirle karşılaştım. Yani ben ne hayaller kurarken nelerle karşılaştım. Şimdi o önemli bir yolculuktur, hiç unutmam. İkinci önemli tek başıma yaptığım yolculuksa o daha güzeldir. Ama o da bir takım problemlerle yaşanmıştır. O da benim İspanya'ya yaptığım yolculuktur. İki yıl sonra yaptım o yolculuğu İspanya'ya ve bir dil okuluna gittim. Çünkü üniversitede işte ben Fransız dili ve edebiyatı bölümünde okudum ama bir Latin dilini öğrenmemiz söz konusuydu. Benim İspanyolcaya büyük bir zaafım vardı her zaman için. Dil okulu bittikten sonra başka bir yolculuk başladı. Bir sırt çantası ve İspanya'nın birçok şehrini, Endülüs'ü, Kastilya'yı, şurayı, burayı gezdim. İspanya ve Paris'e giderken hep hedefte mutlaka Paris olmuştur. Yani kafanızda hep onu düşünün. Evet. Gidilen yol, gidilen araçlar çok ön planda olmuyor. İlk seyahatlerde genelde öyle oluyor. İlk seyahatlerde olmuyor. Çok haklısınız. Olmuyor. Ama şunu da söylemem lazım. Ben her türlü yolculuğu çok seviyorum. Yani sadece şimdi şu ana kadar hep uçak yolculuklarından bahsettik. Evet. Ama
Bana sorarsanız benim en çok sevdiğim yolculuk nedir biliyor musunuz? Tren yolculuğu. Evet. Ben tren yolculuğu... Tahmin edebiliyordum zaten. Çok tren yolculuklarını evet. çok severim. Ve mesela bir unutamadığım bir yolculuk daha vardır. O da İspanya'da olduğum o günlerde Salamanca'dan, ki Salamanca bir üniversite şehridir İspanya'da. Çok güzel bir şehirdir. Salamanca'dan Lisbon'a... Evet, güzel yat da güzel. Bir gece, Lisbon'a gece treni. Evet. O tren Paris'ten hareket eder, Salamanca'dan geçer ve Lisbon'a kadar gider. Gecenin bir vakti trene bindim. 6 kişilik bir kompartıman. Anlatsam size hepsi bir hikaye. Orada tanıdığım insanlar. 6 ayrı portre mi var? Evet, farklı dünyalardan insanlar. Ama bunlar güzeldi. Bu unutulmaz yolculuklarım arasında yer alıyor. Yolculuklarda tabii güzel olan sadece farklı işte gidilen şehirlerdeki o şeyleri tanımak, yani ünlü müzeleri veya işte yapıları vesaireleri tanımak değil, aynı zamanda insan tanımak çok önemli. Ve bir o kadar da şehrin nefes alıp verdiği sokakları, çarşıları, pazarları tanımak. Yaşayıp hissetmek. En çok onları seviyorum. Doğu daha çok anladığım kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla batıya olan seyahatleriniz çok çok daha fazla. Evet, Avrupa. Daha fazla. Doğru. Batıya olan seyahatler hep daha fazla oldu. Ama fırsat geldikçe değerlendiriyorum. Peki Güney Amerika mı, Kuzey Amerika mı diye sorsam tercihiniz? Ben aşağı yukarı hissediyorum. Şimdi, hissediyorsun. Tabii ki Güney Amerika diyeceğimi hemen evet. anladınız elbette. Evet. Fakat şimdi enteresan, ben size söyleyeyim. O kadar çok şehir gezdim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek hiç nasip olmadı biliyor musunuz? Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Ama Kanada'ya 3 kez gittim. Olsun, Kuzey Amerika'ya Kuzey gitmiş Amerika. Sayılırsınız. Evet, evet. Kanada benim açıkçası bayıldığım bir ülke. İnsanları son derece medeni. Şehir, ülke medeni, coğrafya. Ülke medeni, coğrafya güzel, çok, çok geniş. Güzel, çok güzel bir ülke. Soğuk, ne yapalım artık evet. soğuk. Buranın kaderi de o diyelim. Buranın kaderi de o. Ama şimdi tabii benim gönlüm hep Güney Amerika falan filan diyorum ya, sizi şaşırtacağım. Güney Amerika'ya gitmek de nasip olmadı. Yok, anladım. Yani Kuzey Amerika, oradan da nasip, nasip olmadı ama hayallerimden biridir. Uzun bir Güney Amerika seyahati yapmak. Yapacaksın. Büyüdüğümde yapacağım. Afrika'ya da nerelere gittiniz? Afrika'ya, Güney Afrika'ya gittim. Güney Afrika da çok ilginç bir ülke tabii. Birçok açıdan çok ilginç bir ülke. Orada da farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hangi şehirleri gördünüz? Cape Town. Johannesburg. Johannesburg. Şeye kadar gittik. Ümit Burnu'na kadar Cape Town'dan gittik. Cape Town'dan gittik. Turlarla götürüyorlar zaten. Evet. Klasik Ümit Burnu'na kadar öyle. Gittik. Hatta işte... Neydi? Masa Dağı. Masa Dağı. Masa Dağı. Table Mountain. Table Mountain. Table Mountain. Onu da gördük. Hala görmek istediğim ülkeler var. Yani Güney zaten, Amerika evet. dışında. Mesela Hindistan'ı çok görmek istiyorum ben. Bir de Mısır'ı görmek istiyorum. Orta Doğu'da böyle en sizi cezbeden diyelim tarihiyle, kültürüyle. Kudüs. Kudüs değil Kudüs, mi? Kudüs tartışılmaz. Her şey köşesi ayrı bir hikaye. Tartışılmaz Kudüs. Evet. Yani ilk seçim. Çünkü yani 3 dinin hayat bulduğu ve o atmosferi hissettiğiniz bir yer. Yani ben Kudüs üzerine bir yazı yazmıştım. Oradaki bir deneyimimi hiç unutmam. Bir kilisede çan çalıyordu. O anda ezan sesi geldi. Yani müthiş bir şeydi o ve anlık bir durum. Dolayısıyla Kudüs çok özeldir. Avrupa'da Paris, İspanya'yı da anladık. Evet, İtalya. İtalya, evet. Siz İtalya, Akdeniz renkli coğrafyalar hepsi biliyorsunuz. İtalya'nın her yeri evet. güzel. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Yemeği de güzel. Nereye giderseniz güzel. İtalya'da, İtalya'nın her yeri güzeldir yani. Dolayısıyla...
özel bir ülke, özel bir ülke İtalya. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında Orta Avrupa'da tabii birçok Alman şehrini tanıdım. Yine böyle davetler sayesinde gittiğim. Berlin çok özel bir şehir. Almanya'da Berlin çok özel bir şehir. Gerçekten. Hem tarih var, hem coğrafya var, kültür var, her şey var. Edebiyat var, her şey var. Onun dışında Prag. Prag da güzel. Tabii Prag Kafka'nın şehri yani nasıl sevmem yani. Anlatabiliyor muyum? Peki havalimanı, uçağın içi buralarda neler sizi cezbediyor? Mesela hava yolculuğunda, uçak içinde daha çok dinlenmeyi, uyumayı mı seversiniz? Yoksa siz biraz daha hayal dünyası olan bir insansınız. Evet. Burada neler yaparsınız? Şimdi efendim uzun yolculuklarda tabii ki uyuyorum. Evet. Ve şükürler olsun uyuyabiliyorum. Yani onu söyleyeyim, uyuyabiliyorum. Onun dışında genelde mutlaka bir notlarım olur. Yani yazabileceğim notlar olur. Mutlaka çantamda kitap olur ama genelde okumaktan çok yazarım yolculuklarımda. Onu söyleyebilirim. Fakat şunu belirtmeden edemeyeceğim. Beni havalimanlarında en çok sıkan, en çok rahatsız eden zorunlu güvenlik önlemleri. Evet. Oralardan geçmekten bıktım. Hiç sevmiyorum. Onu söyleyebilirim. Peki İstanbul'u ne kadar keşfettiğimizi düşünüyorsunuz? Siz yazar olarak zaten şimdi önemli sayıda eserler verdiniz. Verdim. Sıradan bir İstanbullu ne biliyor İstanbul'u? Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? 65 yaşındayım. Şimdi hala 65 diyorum ama Şubat'ta kısmetse 66 olacağım. Tam 2-6'yı bir yan yana getireceğim. Şimdi hala benim İstanbul'da görmediğim birçok yer var. Fakat benim için İstanbul tarih duygusu demektir. O kadar ki yani mesela ben hatta İstanbul'un tarihine yeteri kadar sahip çıkmadığı da kanaatindeyim. Vallahi o bilinç biraz da sizin eserlerinizin de katkısıyla İstanbul elimden geleni yapıyorum. Evet, o da güzel. Çünkü o eserler eski İstanbul'u olan hem içeriden hem de dışarıdan ilgiyi de artırdığı için ciddi anlamda katkı sunuyor. Evet. Son kitabınızı da tebrik ediyoruz. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun diyoruz. Aşk çektiği her gece bir yalnızlığa bakar. Teşekkür Nasıl ederim. Baktıklarını merak edenler. Nasıl baktıklarını merak edenler. Evet, alıp okuyunca göreceklerdir. İnşallah. Mario Bey teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Renkli sohbetleriniz için. Rica ederim. Sağ olun. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 2023 yılına da zirvede başladı. İstanbul Havalimanı'nda 5-11 Ocak arasında günde ortalama 1260 uçuş gerçekleşti. Aynı tarihlerde Londra Heathrow Havalimanı 1156 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 1115 uçuşla üçüncü oldu. 6-11 Ocak haftasındaki verilere göre Türk Hava Yolları da günlük ortalama 1280 uçuşla ikinci sırada yer aldı. Ryanair 2243 seferle birinci olurken EasyJet 1027 uçuşla üçüncülüğü elde etti. Türkiye ise günlük 2305 sefer ortalaması ile ülkeler arasında altıncı oldu. TAV Havalimanlarının iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibariyle Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarına uçak özel güvenlik hizmeti sunmaya başladı. Türk Hava Yolları ile daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında işbirlikleri gerçekleştiren şirket, iki rotada haftada toplam 28 uçuşun güvenliğini sağlayacak. Uçak özel güvenlik operasyonu doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.
Airbus ve Boeing'in 2022 performansları belli oldu. Avrupalı havacılık şirketi Airbus, geçen yıl 84 müşteriye 661 ticari uçak teslim etti ve 820 net sipariş kaydetti. 31 Aralık 2022 itibariyle Airbus'un imal edilmeyi bekleyen siparişi 7239 uçak olarak gerçekleşti. ABD'li havacılık şirketi Boeing ise 480 uçak teslim ederken 808 net sipariş bildirdi. Boeing'in 4578 üretilmeyi bekleyen uçak siparişi bulunuyor. Las Vegas'ta gerçekleşen dünyanın en büyük elektronik fuarı Consumer Electronics Show CES, her alanda dikkat çeken teknolojik ürünlere ev sahipliği yaptı. Yerli otomobil TOG da dijital mobilite bahçesi konseptli standında kullanıcı deneyimiyle mobiliteyi yeniden tanımlamak başlığı altında ürünlerini tanıttı. TOG'un Beyond X adıyla duyurduğu ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren dijital tüneli ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yapımcımız Güntay Şimşek'in de katıldığı CES fuarında farklı modellerde uçan taksiler, dronlar, konsept havacılık ve uzay teknolojileri sergilendi. Rice Aero Technologies, Recon isimli hava aracının tanıtımını yaptı. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı, ultra hafif, tek kişilik ve pilot lisansı gerektirmiyor. Kısa bir eğitimle uçurulabilen Recon, fuarda gösteri uçuşu yaptı. Uçuş sonrasında pilot, katılımcılara hava aracı hakkında bilgi verdi. 6 elektrikli motora sahip Rice Recon, yaklaşık 120 metre irtifaya kadar çıkabiliyor. En yüksek hızı saatte yaklaşık 100 kilometre olan uçan taksinin havada kalış süresi maksimum 25 dakika. 110 kilogram ağırlıkla havalanabilen Recon, hobi hava aracı olarak tasarlanmış. Uçan taksinin 2023'ün 4. çeyreğine kadar satışa sunulması bekleniyor. CES'te öne çıkan bir başka hava taksi ise Aska A5 oldu. SUV otomobil boyutlarındaki hava aracı da kısa pistlerden uçak gibi havalanıp dikey kalkış ve iniş yapabilecek ve karayolunda da otomobil gibi kullanılabilecek. ABD merkezli Aska Fly isimli şirket tarafından geliştirilen hava aracı hibrit olarak tasarlanmış. 4 koltuklu Aska A5 havada saatte 250 kilometre, karada ise 110 kilometre hızla yol alacak. 400 kilometre menzile uçabilecek Aska A5'in 2026'da göklerde olması hedefleniyor. CES fuarında ayrıca havacılık için teknolojik çözümler sunan şirketler de en yeni ürünlerini sergiledi. Bunlardan biri uçaklarda elektronik olarak karartılabilen, perdesiz camları ile ön plana çıkan Gentex oldu. Şirketin geliştirdiği yeni nesil uçak pencereleri güneş ışığını ve parlamayı kesiyor. Aynı zamanda cam kenarında oturanlara her daim dış görünüm sağlıyor. Kabin personelinin pencere kontrolünü tek merkezden yapmasına imkan veren sistem, yolcu deneyimini de üst seviyeye çekiyor. Gentex ayrıca hava kalitesini ayarlayan sistemlerini, kabin içi özel akıllı ekranlarını ve biyometrik kimlik doğrulama teknolojilerini de tanıttı.